Bana mı diyorsun? Benimle mi konuşuyorsun? Bu arada benden başka kimse yok. Öyle mi? Peki. Ha? Yani çok demir oldu. Oluyor ya çok. Daha Türk bir şeyler mi? Bence ha, iyi ya ben. Gayet iyi. Daha böyle kırsal bir şeyler. Kırsal daha. Selamünaleyküm Kadir abi. Benim sesim mi yoksa daha kalın? Daha diyafram. Kalınlaştır. Selamünaleyküm Kadir abi. Sen bizi çok yanlış anladın mı abi? Çok ispit. Çok ispit. Ya. Abi her geçen gün böyle bir tatsızlık oldu, yanlış anladın. İnanılmaz ya, inanılmaz. Moruk aynı konser üyesi gibi bir şey oldu sen ya. Aşkım valla bu performansa yemin ederim Amerika'da olsak kesin Broadway'deydim. O zaman Kadir abimizin gönlünü almaya gidelim ha. Kendimizi sevdirelim. Maşallah. Ben ne şanslı menajerim. Öyle bu da iyi bir oyuncum. Geldiniz. Hoş bulduk. Kadir Bey'in masası. Selamun aleyküm Kadir abi. Ve aleyküm selam. Benim babam. Selamun aleyküm. Ben. Aleyküm selam. Bari baba işte söyledi, bu ne çocukluk dedi, böyle şey olmaz dedi. Yani aradaki buzlar erisin konuşun dedi, onun için şey yaptı. Yani abi yanlış anlama, ben senin masana hep otururum. Ben yani senin misafirin olurum, bir sıkıntı yok. Ama şimdi Bahri abi söyleyince farklı tabii, değil mi? Yani bizim için Bahri abinin sözü emirdir yani. Doğru mu Hakan? Doğrudur. Aynen Tokacığım be. Bahri abinin sözü bizim için emirdir. Ve emir demiri keser. Hayırlı şey. Eyvallah. Kebabı güzel buranın. Söylemedim, beraber söyleriz diye. Aa, kebap tamam. İtlerin mis yani. Oh, kokuyor zaten mis gibi. Belli. Şey yapmayın, burası bizimdir. Yani istediğinizi söyleyin. Rahat olun. İşte oğlum. Gel. Emret Kadir abim. Gelmişsiniz. Hoş bulduk kardeşim. Abi müsaadenle ben vereyim sipariş. Kardeşim benim. Sen ne yap biliyor musun? Böyle böbrek, ciğer, ne bileyim dalak, yürek, billur. Bunlardan böyle bir tabak yap. Ben böyle de abimle kardeşimle yiyeyim, tamam hadi canım. Abim has kebapçı çıktı. Sakatat tabağı istiyor. Yanına biraz da uykuluk koyalım mı? Ben Allah'ını seveyim ben. Şimdi onu ben söylemedim sana. Söylediklerimi koyunca yanına buyruk yağıyla uykuluk çekmen lazım. Sen kendin bilirsin onu. Aynen güzel abim. Ben sizi ayarlıyorum. Siz ne istersiniz? Aynısından alayım ben. Yalnız benimkisi orta iyi pişmiş gibi. Oğlum iyi pişecek kardeşim. Nar gibi kızarsın böyle. Erkek adam yiyecek kardeşim. Bir de bize lavaşları yağla pul biberler babam. Tamam mı? Böyle kuru lavaş gelmez. Tamamdır. Kurban olsun hadi. Aynısından getir. Tamamdır abim. Eyvallah. E tekrar hoş geldiniz o zaman. Hoş bulduk. Abim benim. Eyvallah. Şöyle geçebilirsiniz. Eyvallah. Şuraya geçin. Oo. Kıyım. Kadir Bey nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ne haber? İyidir. Tesadüfe bak ya. Ben de enişteyle biraderleri getireyim dedim. Duymuşsundur ya. Gülbahar evleniyor. Sabah geldiler Almanya'dan daha yeni. İşte dediler böyle memleketin kebabını yiyelim falan. Enişte dedim ya, sana kebabın kralını yedireyim dedim, öyle getirdim. Numan, afiyet olsun. Arabayla geldiler ama hiç yorgun değiller. Neden? Çünkü son model bir jiple gelmişler ya. Yani jipi satsan bizim mahalleyi satın alırsın, üstüne de para kalır. Numan, uğurlar olsun.
Neyse Gülbahar da sevindi zaten. Yani işte bu online falan oldu görüşmeler biliyor musun? Şimdi ilk defa böyle görüşmeye başladılar falan. Ya senden sonra nasıl bir uğur geldi bu işlerin içine anlamadım. Yani ne istesek fazla takıyorlar. Yani burmalar falan. Hiç alışkın değiliz böyle şeylere tabii seninle. Lan oğlum git misafirlerinin yanına işine bakmasan unutur hadi. Bir dakika. Böyle pislik falan çıkartmak yok ha. Bizim enişte bey de öyle çok boş adam değil ha. Kendisi kickboksçu, ortanca judocu, en küçüğü de rapçi. Nasıl evet. Küçüğü ya? Numan, Hasan'a git, adam gibi otur, işine bak. Bak öyle, bana öyle şeyler falan filan yapmışsın. Hem zaten senin bana, önceki o dayak mevzundan zaten bir özür borcum var. Sen niye özür borcunu dilemiyorsun ya? Ya tamam kardeşim, tamam ya. Hadi sen de yemeğini ye. Hadi afiyet olsun. Sen ama... Kebabı çok güzel buranın. Tamam, ye. Tabii. Bunu böyle alacaksın, ayağının altında ezeceksin. Abi yanlış anlamasın. Mesele nedir yani? Sıkıntı ne bununla? Ve ben bunun kız kardeşiyle nişanlıydım. Anlaşamadı. Yüzükler atıldı. İşte kafalar, yumruklar bir sürü şey. Geziyor böyle bulduğu mahallede. Şu yanındaki yarma da yeni nişanlısıymış. Zorla güzellik olmaz oğlum. Olabilir. Olmuşsa olmuş. Hayırlısı olsun. Tamam. Hayırlısı. Bu kadar basit ya. Pişitmiş. Hayırlısı olmuş abiciğim. Sen ne kafana takıyorsun? Aynen. Haklısınız.